Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Mart Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir Adana programımız var. Tabii birinci koşudan itibaren 4'lü Gayan ayağımız başlıyor. Günün 3. koşusundan itibaren saat 18.30'dan itibaren de 6'lı Gayan ayağımız başlıyor. Tabii bunu dün akşam yayınlayacaktım ama işte dediğim gibi programa her şeyi hazırladım. Vakit kalmadı arkadaşlar. En azından şu Amerika'ya vereyim diye Adana programı yetiştiremedim. Çünkü hastaneye gitmem de inanın benim yani hatta birkaç dakika geciktim ben ama sıkıntı olmadı yine Allah'tan. Ben ona rağmen bir şeyler yapmaya çalıştım. Yetiştiriyorum arkadaşlar sizlere. Bazı arkadaşlarımız için ben bu konuyu da açmak istemiyorum. Siz ne demek istediğimi anladınız. Vermiş olduğunuz güzel yorumlar için, destekler için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Hemen fazla sözü uzatmayacağım. Yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşumuz saat 17.15'te itibaren başlıyor. Tabii ki dörtlü Gayan ayağımız burası. Başlangıç ayağı. Bin Maiden 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında. Burada baktığınız zaman 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışın. Ben biraz kalabalık burayı önereceğim. Çünkü en azından dörtlü Gayan para verebilir. Çünkü Maiden birinci koşuda böyle yarışları aldılarsa büyük ihtimalle para vermeye gidiyor. Ben önce de 2 nolu Ardeşen'e vereceğim. Bu Uçanoğlu temsilcisi anne de bir Okinawa. Yani gerçekten iyi bir orijin. İşman Çizik'le start alacak olan bu safkan nihayetinde son yarışında güzel bir üçüncü geldi etti. Ben de bugün ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra Altınolu Bedolu Kaya. Bir usta temsilcisi Fatih Rüsten Bebek'le start alacak olan bu safkanda yine kum pisti son yarışında ikinciliği var ama Çin pistte biraz adım atmadı. Ama her şeye rağmen ben bugün yine kuponlarda yazılması gereken isim olarak sizlere öneriyorum. Daha sonra bir nolu Deli Memo. Bir kılıç bayram temsilcisi. Bayağı uzun zamandan beri koşuyor ama bir türlü birinciliği alamadı. Şu anda görüyorsunuz gibi 1 kilo fazlalığı var. Yani en azından ben de bilmiyordum daha önceden. Şimdi bunu da biliyorum. Demek ki fazla kazanç yüzünden kısım kısım da olsa kilo artmaya başladı. O yüzden bugün bir nolu Deli Memo baya baya yarışa saldıracak artık. Çünkü burada da birincilik olmasa bir sonraki yarışında büyük ihtimalle ya 60 ya 61 kilo koşacak. Yani o yüzden artık birinciliğe saldırmaya başlayacaklar. Bir nolu safkandan sonra 7 nolu safkan çömlekçi kızı. Bu çömlekçi kızın da yazalım arkadaşlar. Berksoy temsilcisi Vedat Abişi stat alım safkan. Bayağı formda en azından şu anda güzel bir formu varken bence yazılması gereken isim. Ve son olarak da 10 nolu Şentürk. Bu Berksoy temsilcisi de Furkan mıydı Fırat mıydı Fesi Çetin başta stat alacak alım safkan. Son 6 yarışın 6'sında tabela içerisinde olan bir isim. Yani sürpriz arayanlar için bence ideal isim. Ama her şeye rağmen 2, 6, 1, 7, 10 sıralaması çıkıyor. Bu benim birinci koşuda birinci dörtlü Gayan'ın ilk ayağı için önerebileceğim safkanlar. Günün ikinci koşusundan itibaren yedili Pelasemimiz ve üçlü Ganyan ayağımız başlıyor. Tabii 5 safkan var burada. Bir kısa vade 8. Ali Rıza Ongun adına koşulacak olan bu 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında ben bir nolu Black Metal bu Dr. Funk temsilcisi Akın Sezen'le çok formda bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve bank olarak öneriyorum bu koşu için. Eğer burada ikili oynamak isteyenler varsa arkadaşlar en azından ikili için söyleyeyim. Bu 5 nolu Sudoku'yu değerlendirebilirsiniz. Bana göre 5 nolu Sudoku 1 nolu Black Metal'e rakip olarak görebiliriz yani. Ama 1 nolu safkan benim banko ismim. Günün 3. koşusundan itibaren de 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 17. 5 ve yukarı Arapların 2200 metre kum yarışında. Burada 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışı biraz kalabalık tutmakta fayda var. Ben önceliği 6 nolu Özgen ayağa vereceğim bu şansı. Bu bilginin temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan safkan şu anda evet AGF'lerde birinci sırada. Tabii ben bu hazırlamı yaptığımda AGF'leri görmüyorum. Benim en azından ilk şans verdiğim isim Altınolu Özgün Ağa çıktı. Daha sonra 3 nolu Prenses Aslı bir Halit temsilcisi olan bu safkan da benim sizlere ikinci safkan olarak yazmanızı öneriyorum. Çünkü mesafeye bayağı yatkın. Son yedinciliği hiç ölçü almıyorum. En azından bakın bayağı bir sürpriz konumda olan bir isim. İyi en azından bir sürprizimiz var burada. Daha sonra 2 nolu Bilgin Kadir. Bilgin'in güzel tayı 61 kilo da olsa Mehmet Akyavuz da bana göre muhakkak yazılması gereken isimler arasında bu grupta bence iş yapar. Yine sürpriz olarak gözüken bir isim. Daha sonra 1 nolu Kafadar artık yavaş yavaş Kafadar formunu yükseltmeye başladı. Biraz ağır kilo ama Kafadar'ın iyi bir formda olduğu yerde kiloda bence tesir edeceğini sanmıyorum. Bu İzbotur temsilcisine İsmail Göçer'le bence yazmakta fayda var. Ve son olarak da 4 nolu Bişkekan. Bu Onurkan temsilcisini de bence yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Yine bayağı bir sürpriz olarak gözüken bir isim. Vallahi ben de bilmiyorum, anlamadım ama neyse her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar.
Tabii bu aya bir iki hatta ilave etmek gerekirse arkadaşlar, en azından kimleri ilave edebiliriz? 9 nolu beyaz adamı ilave edebiliriz. Daha sonra 5 nolu 49 bu toşur temsilcisi İçman Çizik'le çok formda bu aralar yine. Bence yazması gereken isim ve son olarak da 11 nolu Derdi Yok. Bu Tamerino temsilcisini de ilave edebiliriz arkadaşlar. Yani 6-3-2-1-4 önce 9-5-11'de daha sonra sizlere önerdiğim sabah. Tabii bunların sıralamasını değiştirebilirsiniz. Yani kalkıp benim son 3 saydığım ismi kafaya da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin fikrinize kalmış bir şey arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde, yani 6'lı ganyanın ikinci ayına geldiğimizde, burada şartlı 3, dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında, burada da 13 safkan arasında koşulacak olan bir yarışa baktığınız zaman ben ekürüler var burada. 3 ile 7 ekürü, 2 ile 5 de ayrı bir ekürü. 7 nolu safkan hem ekürü avantajına sahip, Aya Bakan temsilcisi olan bu safkan İçman Çizik'le son 4.'ünden sonra iyi de hazırlık devresi geçiren bu safkanı ben ilk şansı isim verdim. Daha sonra 1 nolu Boyacının Aşkı, Kazberk'in güzel temsilcisi Vedat Kızmaz'la start alacak olan bu safkan. Kendi aile atları zaten. Bu grubun en yüksek handikapına sahip bir isim. Bence yazmakta fayda var. Safkanın genel görüntüsü de oldukça iyi. Sonuçta bir Kaysberg temsilcisi. Yani o yüzden aman aman dedirtecek bir safkan. 61 kilo da olsa yazılır arkadaşlar. 9 dolu Hisar Kız. Bir Hisar Bey temsilcisi olan bir safkan da Müslüm Çelik'le start alıyor. Yine iyi bir performansı var. Son 6. bence hiç ölçü almamak gerekir. Kuponlara yazalım. Daha sonra 2 nolu Melike Nur. Yine ekürü avantaja sahip. Bu safkanı da kuponlarda yazalım. Ve son olarak da 12 nolu Tatlı Uçar, Özgün Han temsilcisine Mehmet Akyavuz'da yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 7-1-9-2-12 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanda. Günün 3. ayağına geldiğimizde burada bir şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben öncelikle 6 nolu King Can'a vereceğim. Bu King David temsilcisi Mücahit Bayır'la start alıyor. Son güzel dördüncülüğüyle de çim pistte de etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten iyi bir safkan, iyi bir görüntüsü var. İyi hazırlıklara sahip olan bir isim. Ben de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. 6 nolu King Can. Daha sonra 5 nolu Antikos. Bir banknot temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkanla yine etkili bir forma sahip. Görmüş olduğu güzel bir beşincilikten sonra ben bugün artan nefesiyle daha da iyi yarış koşmasını bekliyorum. 4 dolu Zibidi, bu Wind River Wind temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alan safkanda en azından çim pistte 2 tane tabelesi olan bir isim. Yani burada da artan formuyla iyi bir yarış koşmasını bekliyorum ve son olarak da 3 nolu Red Boy, bir Red Cihan temsilcisi Ayhan Kurşun'da start alacak olan safkanda yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi öneriyorum. 6-5-4-3 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağına geldiğimizde şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu zevkli ve güzel yarışta ben 1 nolu Victor Wallace, Wind River Wind temsilcisi Akın Sözen'le yani son 3 yarıştaki 3 tane üst üste ikinciliğinden sonra ve artan formu ve güzel çalışmalarıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden sizlere bugünkü banko ismim 1 nolu Victor Wallace, Akın Sözen'le benim günün teki olarak sizlere önerdiğim safkan. Günün 7. koşusu bir maiden yarış. 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta da 3 tane üçüncülük elde etmiş. 4 nolu Soydere, yani çim pistte elde etmiş bu safkan ama kumda koşar mı? Bana göre rahat koşması gerekir. Çünkü sonuçta çalışmalarını kumda yapıyor. Bayağı da güzel kum çalışmalara sahip olan bir isim. Güzel hazırlıklarıyla 4 nolu Soydere'yi Müslüm Çelik'te bana göre ilk şanslı isim olarak kupona yazdım. Ben bu safkana tek rakip vereceğim. Bu da 2 nolu Reis Anlı olacak. Bu Gelibolu temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan safkan. Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir dördüncülüğüyle bana göre bu sefer de artan nefesi ve iyi çalışmalarıyla rakip olacak isim. Yani 4-2 bana göre bu koşu için yeterli gözüküyor. 4-2 yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama eğer bir at yazıp sürpriz zanesine geçmek isteyenler için de yani bir at daha önerebilirim. Hani bu da 1 nolu Çelik olur arkadaşlar. Bir Uçan Bey temsilcisi Mert Ali Solmaz'la start alacak olan safkanı. En azından bir yarış gördü. Bu sefer farklı bir Çelik karşımıza çıkabilir. O yüzden sürpriz arayanlar için bence 1 nolu Çelik de ideal bir isim arkadaşlar. Tabi burada atlar bayağı var. Yazmak gerekirse yazabilirsiniz ama tabi bütçe konuşuyor. Ben
en azından söyleyeyim, Altınolu SS Hatun var. Bu Sarraf temsilcisi. Formda ama bir türlü birinciliğe kavuşamayan bir safkan. Yani bunu ilave edebilirsiniz. 9 nolu Ricbin aynı şekilde, 10 nolu Sevda Kuşu aynı şekilde. Yani sürpriz arayışlarına girerseniz bu atlara yönelebilirsiniz. Ama tabii ki bende 4-2 bayağı ağır basıyor. Yani büyük ihtimalle de bu 4-2 mücadelesi birinciyi verecek görüntüsü var. Hatta riske gireyim derseniz 4 nolu Soyder'i de tek atabilirsiniz. Ama dediğim gibi sürpriz arayışlarına girerseniz de en öncelikli olarak şu 1 nolu çeliğe dikkat edin. Safkan bayağı bu günlerde kıpırdama içerisinde, ama sonra işte 6'yı ilave edebilirsiniz. 9'u ilave edebilirsiniz, 10'u ilave edebilirsiniz. Tabii bunlar her ilavede ayrı bir masraf, ayrı bir bütçeyi yükseltiyor arkadaşlar. Ona göre siz de değerlendirirsiniz. Eğer tabii başka ayaklarda az atla geçirirsiniz, yani bu aya ben biraz yüklemek isterseniz de, o zaman bu at arayışına girebilirsiniz. Ben günün son koşusuna gelelim. Ama bana göre 4-2 ben de her türlü ön planda arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Günün son koşusu bir çim yarışı, handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. Burada da baktığınız zaman 13 safkan var. Ben önceliği 4 nolu Fırat Ateşi'ne vereceğim, bu Luxor temsilcisine. Saadettin Poyraz'da zaten çim pistinin bayağı etkili bir safkanı. Bir de bu mesafelerde bile yani çok ideal yarışları olan bir isim. Yani derecesi de bayağı iyi, gördüğünüz gibi 1-10 gibi derece. Tabii buradan daha iyi dereceli sahipler de var ama en azından biraz kilo faktörü var. Ben 4 nolu Fırat Ateşi'ni Saadettin Poyraz'da yazıp yanına 6 nolu Cambaz, bu Yavuz Star temsilcisi Ayhan Kurşun'da ilave etmek istiyorum. Bu safkan da çim pistinin bayağı etkili bir safkanı. 119 gibi araba vermiş olsa da hazırlık olarak bayağı iyi durumda. Ve son olarak da 8 nolu Yoldaş Kaya, Mutaliphan temsilcisini Emrah Sincan'la start alıyor. Ve bugün çim pistinde de bana göre çok iyi koşması gereken isimleri. Zaten iyi bir çim atı, kumda da göstermiş olduğu performans da bana göre kondisyonu da bayağı iyi durumda. 8 nolu Yoldaş Kaya'da yazılması gereken isim. 4-6-8 benim burada da önerdiğim safkanlar. Eğer ilave etmek gerekirse de bu 2 nolu Romolo, Akın Sözen ve 7 nolu Direct Win'de Müslüm Çelik de ilave edebilirsiniz. 4-6-8 benim öncelikli olarak kuponlara yazılmasını önerdiğim safkanlar. İlave etmek isteyenlere de 2 ve 7 yazmalarını öneriyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.